Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed biadedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sorularla 20. mektuba devam ediyoruz. 20. mektup 2. makam 10. kelimenin yarısında kalmıştık. Devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kudret-i ilahiyeye nispeten her şey müsavi olduğuna delil-i kat'i ve bürhan-ı satı şudur ki, hayvanat ve nebatatın icadında gözümüzde görüyoruz, hadsiz bir sehavet ve kesret içinde nihayet derecede bir itkan, bir hüsnü sanat bulunuyor. Hem nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik görünüyor. Hem nihayet derecede mevzuliyet ve vüsat içinde nihayet derecede sanatça kıymetdarlık ve hılkatça güzellik bulunuyor. Hem nihayet derecede sanatkarane bir surette çok cihazata ve çok zamana muhtaç olmakla beraber gayet derecede suhuletle ve süratle icat ediliyor. Adeta birden ve hiçten o mucizat-ı sanat vücuda geliyor. İşte bilmüşahede her mevsimde ruh-i zeminde gördüğümüz bu faaliyeti kudret katiyen delalet eder ki şu ef'alin menba olan kudrete nispeten en büyük şey, en küçük şey kadar kolaydır. Ve hadsiz efradın icadı ve idareleri bir fert kadar rahatça icat ve idare edilir. Misal vererek açıklar mısınız? Şimdi hadsiz sehavet ve kesret içinde nihayet derecede itkani hüsnü sanat bulunması konunun ana mesajı tabiri caizse ve bunun genişliği izah yapılıyor. Şimdi burada malumuz itkan bir şeyin çok sağlam, muhkem olması, yani eksiksiz, kusursuz olması. Cömertlik de zaten mertlik malum. Şimdi burada iki tane zıt bir araya geliyor değil mi? Nihayet derecede itkan, sanat, hassiz sekavet içinde, kesret içinde. Hassiz sekavet, yani bakın sekavet hassiz, bir kesret çok işler birlikte icra ediliyor. Buna rağmen sanki nihayet derecede bir itkan ve bir hüsnü sanat bulunuyor. Yani çok şey yapılan şeylerde sanatın biraz basitçe olması beklenir. Çok şey yapıyor çünkü değil mi? Tam tersi, kainatta her şey son derece süratle ve çok şey yapılıyor. Ama hepsi de mükemmel bir şekilde yaratılıyor. Hiçbirinde en kısa bir kusur yok. Dair imkanda da ahsen yoktur hakikati. Her şeyde müşahede ediliyor. Yani sorunun şeyi bu, ana merkezi bu. Şimdi buna bir misal verelim canlılardan. Şimdi 8 milyon tür canlı olduğu söyleniyor. Bu 8 milyon türün hepsi birlikte idare ediyor. Her şeyleriyle. Değil mi? İşte suretleriyle, rızıklarıyla, hücrelerin değişmesiyle, emdikleri havanın kanının temizlemesiyle, yedikleri gıdanın kan olmasıyla ilahir, hepsi birlikte icra ediliyor bu kadar iş. Bu sadece bir insanda değil, bütün insanlarda aynı şekilde birlikte icra ediliyor. Hatta hayvanatla katarsak sonsuz denize kadar çok icraat birlikte yapılıyor ama hiçbirinden en ufak bir noksanlık yok. Hepsi en mükemmel şekilde yapılıyor. Yani dersin şeyi bu yani. Bu Allah'ın kudretinin sonsuzluğunu gösteriyor diyor. Bir tek insandan bir misal verelim. Daha önce vermiş miydik? Mesela bir bugün dünyaya gelen bir çocuğu düşünelim. Her şeyle mükemmel yaratılmış değil mi? Her şeyle mükemmel. Şimdi bugün dünya o çocuk geldi ama bir o kadar çocuk da yarın dünyaya gelecek. Dünyaya gelmeyi bekliyor. Bir o kadar çocuk da öbürsü gün dünyaya gelecek. Dünyaya gelmenin 2 gün var. Onu bekliyor. 3 gün var, 5 gün var, 1 ay var, 2 ay var, 6 ay var. Böyle gidelim. Bu kadar farklı safhalardaki çocuklar beraber tanzim ediliyor. Kim rutin alakaya geçerken, kim alakada mudmaya geçiyor, kimine yeni etler gidilmeye başlarken kemikle teşekkür ediyor. İlahir bütün organlar safa safa. Hepsinde ayrı icraatlar var. Yani. Hepsi beraber yapılsa ne diyorlar ona? Seyr üretim gibi öyle değil yani. Öyle değil. Değil mi? Şimdi bugün dünya 150 bin mi çocuk geldi mesela, tahmin öyle söyleniyor. 150 bin çocuk da şu anda muhtemelen alakaya geçmek üzere. Bir o kadar alakada mutlaka geçmek üzere. Hepsinde farklı işler yapılıyor. Ki farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu kadar çok işi birlikte yapmak, o da bir tek insanda. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretini gösteriyor. Bunu bütün insanlara teşhir etsek, bütün hayvanata teşhir etsek, muazzam bir tablo çıkar karşımıza. Allah'ın sonsuz kudretini, yani haykırırcasına tabir edeceğiz, ilan eden bir tablo. Evet. Evet. Yeni bir paragraf. Şu kainatta şu görünen tasarrufat ve ef'al ile hükmeden sani kadirin kudretine nispeten en büyük kül, en küçük cüz kadar kolay gelir. Efratça kesretli bir külfetin icadı, bir küllinin icadı, bir tek cüz'inin icadı kadar suhuletlidir ve en adi bir cüz'ide en yüksek bir kıymeti sanat gösterilebilir. Evet. 3. şıktaki hakikati daha iyi anlayabilmemiz için en büyük kül, en küçük cüz, efratça kesretli bir külli, bir tek cüz'i ifadelerini ve en adi bir cüz'de en yüksek bir kıymeti sanat gösterilmesini açıklar mısınız? Kül, cüz parça demek, kül bütün demek. Evet. Cüz'i nev'in ismi, külli o nev'in fertlerine deniyor cüz'i. Şimdi Cenab-ı Hak bir külü ne kadar rahat yaratıyorsa cüz'ünü de o kadar rahat yaratıyor. Bir insanı düşünelim mesela, değil mi? Bir organ yaratmakla insanın tümünü yaratmanın hiç farkı yok Cenab-ı Hak için. Aynı böyle olduğu gibi cüz'i külli de böyle. Külli nev'in tamamını deniyor. Bir nev'in tamamını yaratmakla ondan bir tek ferdini yaratmanın hiç farkı yok. Ki o en ufak bir fertte dahi en yüksek bir sanat görünüyor diyor, değil mi? Mesela kuşlar bir nevdir mesela diyelim. Hassiz efradı vardır bize göre. Bir tek kuşa da baktığın zaman sanki Cenab-ı Hakk'ın tek mahluku o kadar ehemmiyet vermiş. Değil mi? Nakışlarına varıncaya kadar, gerdanından tut, yani kanadının şekline, ayak yapısına kadar her şeyiyle, yani her şeyle mükemmel yapılmış yani. Yani en büyük küçük bir cüz'de, yani bir tek böcekte, bir tek sinekte, bir tek kuşta en yüksek bir sanat gösterilebilir diyor. Bu da gösteriyor ki Cenab-ı Hak için azın çoğun, büyüğün küçüğün farkı yok. Niçin olmadı? Önceki sohbetlerde geçti. Çünkü kudret nihayetsiz ve muhit. Her şeyi ihate etmiş ve sonsuz bir kudret. Dolayısıyla Cenab-ı Hak her şeye o sonsuz kudretiyle teveccüh ediyor ve her şeye mükemmel yaratıyor bunun için. Şimdi başka ne geçti orada? Cüz-i külli geçti. Yani külli için şunu bir nakletmek için, onun için buraya üstattan bir ifade. Kudret, külli meselesi, kudret bahsinde Cenab-ı Hakk'ın işte hassiz konuyu yaptığına dair 6 misal veriliyor. Geçen programı geçmişti. Birisi tecerrüs sırrıydı. Tecerrüs sırrını anlatırken şu misal veriliyor. Mesela iğne gibi bir balık, balina balığı gibi o mahiyeti mücerredeyi taşıyor. Mücerrede maliktir. Bir mikrop, bir gergedan gibi mahiyeti hayvaniyeyi taşıyor. İşte küllinin sanki tarifi gibidir bu yani. Balık dediği mi külli bir mana. Bir tek balık onun cüz-i ferdi oluyor. Hayvan dediği mi külli bir mana. Bir mikrop da canlıdır. Onun bir cüz-i ferdidir. O mahiyeti mücerredeyi taşıyor diyor. İşte demek ki külli demek mahiyeti mücerrede demek oluyor. Ustanın bu ifadesinden. Konu ayrı ama bir yeniza ediyor Risale-i Nur'da. Peki mahiyeti mücerrede neymiş? Müşahhas değilmiş, yani külli müşahhas değildir. Cüz-i fertler müşahhastır. Balık dediği külli bir mana, o mana mücerrettir yani. Ama her balık onun bir cüz-i ferdidir ve o müşahhastır, görünür yani, değil mi? Evet. Evet, yeni bir soru. Şu hakikatin sırrı hikmeti 3 menbadan çıkar. Evvela imdadı vahidiyetten, saniyen yüsri vahdetten, salisen tecelli ahadiyetten. Bu üç menbaın sadece tabir olarak manalarını alabilir miyiz? Tafsilatını diğer sorularımızda talep edeceğiz. Biri neydi? İmdad-ı vahidiyet. Yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatları vahidiyet o. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarında şerhi olmaması vahid ismi o diyor. Vahid ismi var da ehad ismi var. Vahid ismi bu manaya gelir. Allah'ın sıfatlarının şerhi yoktur. Yani sonsuz sıfatlar, mutlak sıfatlar ancak Allah'a mahsustur. Sonsuz sıfatlar hiç görünce çok kolay görünüyor değil mi? O kolaylığın menbaı üç şey dedi ya Üstad. Birisi bu. Diğer yüksü vahdet, yüksüzlük olarak demek zaten. Vahdet birlik. Cenab-ı Hak her şeyi kesretli eşyayı tevhid ettiriyor, bir şey yapıyor ve o şeyi gayet muntazam sevk idare ediyor. Mesela. Yani bu kolaylık tabii Cenab-ı Hakk'ın adetullah'a böyle yani. Yoksa Allah'ın kudreti için kolay zor diye bir şey söz konusu değil. Ama Cenab-ı Hak böyle yaratıyor yani şeyi. Mesela bir ağacın bütün çiçeklerine, yapraklarına, meyvelerine değil mi? Efendim sizin bir merkezden su gönderiyor. Öyle mi? Şimdi ve insanın bütün hücreleri bir tek ruhtan hayatlanıyor. 100 trilyon hücre var insan, 100 trilyon hücre. Bu kesret. Vahdet hiç görüyor Cenab-ı Hak diyor Üstadımız bu derste. Vahdetinden yani 100 trilyon birleştiriyor Cenab-ı Hak. Bir ruhun emre veriyor. Ona bir tek şey oluyor. Nedir o şey? Beden. İşte güneş sistemi değil mesela. 8 gezegen ve güneş kesrettir, çokluktur. 8, 7, 9 her neyse. Ama ona bir araya gelince bir şey oluyor. Güneş sistemi. Cenab-ı Hak icraatlarında vahdetle iş görüyor. Bu da bir kolaylık vesilesidir. Fakat Cenab-ı Hak dediği gibi kolay soru fark etmez ama icraat-ı ilahiyesi böyledir yani sünnetullah böyledir. Sanki burada bizlere de bir mesaj veriliyor insanlara ki Üstad derken nasıl buyuruyor? Başka bir konu ama buraya misal olur. Neyi beşerde bir çığır açan kendindeki kanunu rububiyete mi diyor? Riayet etmezse muvaffak olamaz diyor. Cenab-ı Hakk'ın kanunları ona uyunca insan muvaffak oluyor. İşte bu kanunların birisi bu işte. Kesreti vahdet ettirip bir merkezden idare etmek. Bütün ağacın yapraklarını vahdet erdirmiş bir ağaç olmuşlar. Bir merkezden su veriyor. Bütün hücrelere bir ruhtan hayat veriyor gibi. İnsanlar da işte dağınık çalışmak yerine birlik haline gelecekler, bir ruha bağlanacaklar, bir kanuna uyacaklar. İşleri çok daha rahat görecek ve muvaffak olacaklar. Manasına, işari mana manasına aklıma geldi şu anda. Diğeri tecelli-i ehadiyet. O da Cenab-ı Hak her şeye hususi bir teveccühü var Cenab-ı Hakk'ın. Ehadiyetin kelime manası ehad, Allah'ın zatının bir olması. Yani zatında şeriki olmaması. Vacip ancak birdir yani iki vacip olmaz. Kadim ancak birdir, iki kadim olmaz. Vaki ancak birdir, iki kadim olmaz. Allah'ın varlığı vaciptir, ezelidir ve ebedidir. Burada şeriki olmamasına ehadiyet deniyor. Üstadım bunu örnek verirken güneş misali veriyor. Güneşin ışığı bütün eşyayı ihate ettiği cihetle vahidiyete misal olur diyor. İkinci sırada Besmele'nin. Her bir parlak şeyde güneş ayrıca görünüyor. Değil mi? O da ehadiyet oluyor. Belki sorun devamına gelirse orada biraz da konuşuruz. Evet. Evet. Birinci menbu olan imdad-ı vahidiyet, yani her şey ve bütün eşya bir tek zatın mülkü olsa o vakit vahidiyet cihetiyle her bir şeyin arkasında bütün eşyanın kuvvetini tahşid edebilir ve bütün eşya bir tek şey gibi kolayca idare edilir. Şu sırrı şöyle bir temsille fehme takrib için deriz. Mesela nasıl ki bir memleketin tek bir padişahı bulunsa, o padişah o vahdet-i saltanat kanunu cihetiyle her bir neferin arkasında bir ordu kuvveti maneviyesini tahşil edebilir ve edebildiği için o tek nefer bir şahı esir edebilir ve şahın fevkinde padişahın namına hükmedebilir. Hem o padişah vahidiyet-i saltanat sırrıyla bir neferi ve bir memuru istihdam ve idare ettiği gibi bütün orduyu ve bütün memurlarını idare edebilir. Güya vahidiyet-i saltanat sırrıyla herkesi, her şeyi bir ferdin imdadına gönderebilir ve her bir ferdi bütün efrat kadar bir kuvvete istinad edebilir. Yani ondan medet alabilir. Eğer o vahidiyet saltanatı ipi çözülse ve başı bozukluğa dönse, o vakit her bir nefer hadsiz bir kuvveti birden kaybedip yüksek bir makam nüfuzdan sukut eder, adi bir adam makamına gelir ve onların idare ve istihdamları efrat adedince müşkilat peyda eder. Aynen öyle de velillahil meselül a'la, şu kainatın sani vahid olduğundan her bir şeye karşı bütün eşyaya müteveccih olan esmayı tahşid eder ve nihayetsiz bir sanatla kıymetli bir surette icat eder. Lüzum olsa bütün eşya ile bir tek şeye bakar, baktırır, medet verir ve kuvvetli yapar ve bütün eşyayı dahi o vahidiyet sırrıyla bir tek şey gibi icat eder, tasarruf eder, idare eder. İşte şu imdad-ı vahidiyet sırrıyladır ki şu kainatta nihayet derecede mevzuliyet ve ucuzluk içinde nihayet derecede sanatça ve kıymetçe yüksek ve âli bir keyfiyet görünüyor. İmdad-ı vahidiyetle ilgili bu paragrafın tamamını anlayacağımız şekilde izah eder misiniz? Şimdi az önce arz ettik zaten, vahidiyet Allah'ın sıfatlarının her şeyi ihate etmesi. Bu her şeyi ihate eden sıfatlarıyla sonsuz ve mutlak ve muhit sıfatlarıyla Cenab-ı Hak gerek her şeyin adına koşuyor yani. Her şeye mükemmel şekilde sevk eder ediyor ve yaratıyor. Her şeyi her şeyiyle mükemmel yaratıyor ve sevk eder ediyor. Şimdi Ustad buna bir misal verdi. Bir nefer orduya istinad etti mi? Değil mi? Bu padişah birdir yani. Vahidiyet, o saltanat bir tek saltanattır. Bütün ülkeye aynı padişahın hükmü hakimdir, değil mi? Yani ayrı ayrı, her köyün ayrı bir ağası yoktur yani şey. O manada. Öyle olunca bütün askerler aynı padişahın askerleri olmuş oluyor. Bir askerin bir problemi olsa bütün orduyu onun imzasına gönderebilir. O zaman bir asker bir ordu kadar kuvvet kazanabilir. Nitekim diyor ustadımız, böyle bunun içindir ki bir şaha esir edebilir bir nefer. Bu bir temsil tabi. Yani Cenab-ı Hak işte mesela bir çiçek düşünelim, işte o nefer o çiçektir yani. Cenab-ı Hak o çiçeğin imdadına neyi gönderiyor? O çiçek varlığını, var olması için önce diyelim, hangi esmanın tecellilerine muhtaçsa o esmanda tecelli diyor. Değil mi? Muhi ismi, bir derece hayatı var. Musavir ismi, bir şekli var. Müzeyin ismi, bir güzelliği var. İlahir. Esmasir olarak teveccüh ediyor. Aynı müzeyin ismiyle bütün eşyayı güzelleştirmiş iken onu da ayrıca güzelleştirecek. Bütün eşyayı güzelleştirmesi vahidiyet, ona teveccüh etmesi hadiyet oluyor. Şimdi öyle olduğu gibi o çiçek müstakil bir varlık değildir. Kainatın tümüyle alakası vardır. O zaman onun imdadına koşan eşya da o neferin imdadına koşan şeyler gibi olur. Askerler gibi olur, değil mi? Güneşi, havası, suyu, ana hatlarıyla hep o çiçeğin imdadına koşuyorlar. Aynen işte misaldeki neferin imdadına koşar gibi. Peki o koştuklarına göre bunlar, o çiçek o kadar bir değer kazanmış oluyor. İşte o çiçeğin yani bir başka hayvanı düşünelim, bir koyun düşünelim diyelim. O zaman onda daha çok esma tecelli ediyor. O daha çok esmasıyla o varlığın imdadını Cenab-ı Hak koşuyor tabiri caizse, ona imdat ediyor, yardım ediyor ve Basir ismiyle ona yardım ediyor, onu gören bir mahluk yapıyor. Semi ismiyle ona müteveccih oluyor, onu işiten bir mahluk yapıyor. Muhi ismi zaten çiçekten daha ileri bir hayat tam basar. İmdadına koşmuş ve onu hayat sahibi yapmış. Bu mu? Evet. Yeni bir soru. İkinci menbu olan güslü vahdet, yani birlik usulüyle bir merkezde, bir elden, bir kanunlu olan işler gayet derecede kolaylık veriyor. müteaddit merkezlere, müteaddit kanuna, müteaddit ellere dağılsa müşkülat peyda eder. Mesela nasıl ki bir ordunun bütün neferatının bir merkezden, bir kanunla, bir kumandan azam emriyle esasat-ı teçhizeleri yapılsa bir tek nefer kadar kolay olur. Eğer ayrı ayrı fabrikalarda, ayrı ayrı merkezlerde teçhizatları yapılsa bir ordunun teçhizine lazım olan bütün askeri fabrikalar bir tek neferin teçhizatı için lazım gelir. Demek eğer vahdete isnat edilse bir ordu bir nefer kadar kolay olur. Eğer vahdet olmazsa bir nefer bir ordu kadar teçhizin esasatı cihetinde müşkilat peyda eder. Hem bir ağacın meyvelerine vahdet noktasında bir merkeze, bir kanuna, bir köke istinaden madde-i hayatya verilse binler meyveler tek bir meyve gibi kolay olur. Eğer her bir meyve ayrı ayrı merkeze rapt edilse ve ayrı ayrı yerden mevad-ı hayatiyeler gönderilse her bir meyve bütün ağaç kadar müşkilat peyda eder. Çünkü bütün ağaca lazım olan mevad-ı hayatiye her bir meyve için dahi lazımdır. İşte şu iki temsil gibi velillahil meselül a'la, şu kainatın saniyi vahid-i ehad olduğu için vahdetle iş görür ve vahdetle iş gördüğü için bütün eşya bir tek şey kadar kolay olur. Hem bir tek şeyi sanatça bütün eşya kadar kıymetli yapabilir ve hadsiz efradı gayet kıymetli bir surette icat ederek şu görünen hadsiz mevzuliyet ve nihayetsiz ucuzluk lisanıyla cudu mutlakını gösterir ve hadsiz sehavetini ve nihayetsiz hallakiyetini izhar eder. Evet, iki tane sorumuz var burada. Yukarıdaki imdad-ı vahidiyet mevzunda olduğu gibi yusr-ı vahdet konusunu da daha iyi anlayabilmemiz için tafsilatlı olarak açmanızı istirham ediyoruz. Zaten bazı şeyleri daha önce söylemiş olduk. Evet. Unuttuklarımızı burada ifade edelim. Bir bakma, vahdet birlik demektir, değil mi? Daha önce ifade etmiştik. Cenab-ı Hak kesrette vahdet veriyor ve o vahdet verdiği eşyayı bir kanunla gayet kolay sevkiler ediyor. Yine az önce dediğim gibi bu kolaylık burada Allah'ın adetullahı böyle yani. Yoksa Allah'ın sonsuz kudreti için kesretle vahdetin farkı yoktur. Yani bir ağacın bütün meyvelerin çiçeklerine bir merkezden hayat veriliyor, su gönderilir değil mi mesela? Bu bir kolaylıktır. Ama Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudreti için değil yani. O kudretin her ağaç çiçeğe ayrı bir ağaç, her meyve ayrı bir ağaç yarası Cenab-ı Hak. Yine Cenab-ı Hak şimdi fark etmez. Değil mi? Bir meyveyi bir ağaçta bitirmekle her meyve ayrı bir ağaç yaratıp orada tek meyve bitirmem Allah için farkı yok. Ama hikmeti nasıl buyurursa onu okuyacağım vecdesini. Hikmeti böyle iktisat ettiği için adetullah'a böyle vahdetle iş giriyor Cenab-ı Hak. Değil mi? Her gezegen ayrı idare edebilirdi ama o gezegen toplayır, bir araya gelip bir güneş sistemi yapıyor. O sistem içerisinde Cenab-ı Hak icraatını gösteriyor. O bütün kainata cari bir kanun. Şimdi az önce arz ettiğim yani burada bir kolaylık, zorluk Allah'ın sonsuz kudreti noktasında fark etmiyor. Ama adetullah böyle. Bu da bize göre bir kolaylık vesilesidir. Biz de vahdetle iş görürsek işlerimiz kolaylaşır diyemiyor sanki. Şimdi burada bir noktada daha işaret edilmiş. Tecziziyle inkısap etmiyor Cenab-ı Hakk'ın sıfatları. Teczizi cüzlere ayırmak, parçalara ayırmak. İnkısam da aynı, o da kısımlara bölünmek. Cenab-ı Hakk'ın kudreti bir şeye teveccüh etti mi, sonsuz kudretle Allah teveccüh ediyor o şeye. Diyelim, o çiçeklerin, o şey bir çiçek ise ufak bir şey aynı. Onu az bir kudret sarf ediyor değil. Ona sonsuz kudretiyle teveccüh ediyor. Bir yıldız yaratacak, değil mi? Ona da yine aynı sonsuz kudretle yaratıyor. Yani yıldıza, yine çiçeğe az, yıldıza çok kudret sarf etmiyor Cenab-ı Hak. Çünkü sarf etme diye bir şey Allah için söz konusu değil. Her şey muhit zaten. Hani bütün sıfatlar her şey muhit. Çünkü hava bütün yeryüzünü ihat etmiş. Onu daha çok seviyoruz. Şimdi nefes aldık mı kanımız temizleniyor değil mi? Hava her ciğere beraber teveccüh ediyor. Tek tek değil. Onun için bir insanın şeyini temizlemek de kanını. Bütün insanların kanı temizlemenin hava için farkı var mı? Yok, çünkü o muhittir, her şeyi ihat etmiştir. Allah'ın sıfatları da muhittir. Her şeyi ihat etmiştir. Vahidiyet cihetiyle. Adiyet cihetiyle de her şeyle özel ilgileniyor Cenab-ı Hak. Dedim mesela az önce örnek verdik. Tezyin fiiliyle her şeyi güzelleştiriyor. Aynı tezyin fiili bir çiçeğe de ayrı bir teveccüh. Onu ayrı bir güzelleştiriyor. O çiçeğin güzelliği ağacın güzelliğine benzemez, güneşin güzelliğine benzemez, ayın güzelliğine de benzemez. Hepsi güzel ama bu değişik bir güzelliktir bu. Hadiyet o demek yani. Farklı bir güzellik veriyor ona. Özel bir teveccüh oluyor tabiri caizse. Buna da hadiyet deniyor demiştik. Şimdi bir çekirdekten bir ağaç yapmak yerine her çekirdeği ayrı bir ağaç da Allah yapabilirdi dedik. Yine Allah'ın kudreti için fark etmezdi ama hikmeti böyle gerektiriyor. Onun için onunla ilgili bir ustadan vecize getirdim. Şualarda şöyle geçiyor. Kainatta tasarrufları görünen ef'al-i Rabbaniye'nin ıtlak ve ihata ve nihayetsiz bir surette zuhurlarıdır. Mesele bu. Allah'ın bütün sıfatları mutlaktır. Kainattan alınmaz. Muhit, ihata, muhittir. Her şeyi kaplamıştır. Ve nihayetsizdir. Onun icraatında, kudretin icraatında bir azalma, artma olmaz. Aynı sonsuz kudret her şeyi yaratır. Az önce arz ettim. Şimdi yeni mesaj şu. Ve bu fiilleri takyit ve tahdit edin. Yani kayıtlanan ve sınır çizen, tahdit, hudutlandıran yalnız hikmet ve iradedir. Ve mazharların kabiliyetleridir. Hikmeti sınırlandırıyor. Hani ne zaman örnek veriyoruz ya, insanın kolu bu kadar. Hikmet bu kadar gerektiriyor. Kudrete bu kol ne kadar olur? O gidere gider, gittiği kadar gider. Ama kudret, hikmet kudret sınırlandırıyor. İnsan kolu ne kadar olması lazımsa o kadar oluyor. Değil mi? Bu manada kayıt koyuyor Cenab-ı Hak eşyaya. O da Allah'ın ayrı esması tecelli ediyor. Değil mi? Nizama koyma, muntazam yaratma, faydalı yapma, hikmetli yapma gibi birçok esma burada tecelli ediyor. Yoksa sonsuz kudret her şeyi gayet rahat yaratır. Evet. Bir de şunu da söylemiş olalım. Bir ağacın mesela diyelim 1000 tane şey olsun, çekirdeği olsun değil mi? Ha. Bir çekirdekten bir ağaç çıkıyor, ondan kök, gövde, dal, yapraklar, çiçekler ve diğer meyveler, meyvelerin ortasında çekirdekler. Sadece çekirdekleri kenara koyup hepsini atlayalım. Bir çekirdekten 1000 çekirdek oluyor mesela. Değil mi? Ağaç bir fabrika oluyor. Yani o fabrikaya bir çekirdek ham madde olarak tabiri caizse koyuyor. Ondan 1000 tane çekirdek oluyor Allah'ım. İşte Allah'ın sonsuz kudretinin ayrı bir tezahürü. Evet. Evet. Son sorumuz. Her iki hakikatte geçen velillahil meselül a'la ibaresinin mealini ve konumuzla münasebetini nasıl anlamalıyız? Şimdi velillahil meselül a'la, yani kaba hocam Mollaca derdim. Mollaca manası velillahi Allah içindir. El meselül a'la. Misallerin en güzeli Allah içindir. Şöyle mana vermişler. Bu ibare Nahl suresinin 63. ayetinin bir bölümüymüş. Meali en üstün misali ise Allah verir. Yani en güzel, âlâ en üstün, en mükemmel, âlâ yüksek, âlâ en yüksek, en yüksek, en mükemmel misali Allah verir. Yani misallerle Cenab-ı Hak birçok hakikatları Kur'an-ı Kerim'de ders veriyor. Bunun hepimizin bildiği en yaygın bir misali de şu. Haşr ile ilgili Rum suresi 50. ayet. Allah'ın rahmetinin misallerine ve tecellilerine bak ki mealde belirtilene demiş de beni sarmadı fazla. Allah'ın rahmetinin tecellilerine bak ki diyelim yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Evet. Bir misaldir işte. ölen yeryüzünü, kışın ölen yeryüzünü, baharın diriltiyor. Bütün çiçekler, yapraklarıyla, böcekleriyle, değil mi? Çok şey yeniden yaratılıyor her bahar. Şüphesiz ölüleri o diriltir. Koyla küre ağzı öldürüp kışın, baharın dirilten bir kudret, insanın evini de öldürür ve diriltir. Değil mi? O her şeye kadirdir. Bütün insanları yaratmaya kadirdir. Dünyayı öldükten sonra diriltmeye kadir olduğu gibi bütün insanları ölümden sonra diriltmeye kadirdir diye bir misalle Cenab-ı Hak haşr akidesini kalplere yerleştirmiş oluyor, akıla ufuk açmış oluyor. Bu misal meselesi tabi Kur'an'ın da geçtiğine göre ilahi bir tabirle sünnet yoldur. Üstad Hazretleri bu yolda yürümüş ve çok misaller vermiş yani Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla. Kendi ifade ediyor, en uzak hakikatler yakın gösteriliyor. Sıra temsil dürbünüyle en uzak hakikatler yakın gösteriliyor. Çok büyük hakikatleri uzak değil, yani aklımızın idrakten aciz kaldığı manasına uzak. Çok uzak hakikatleri gayet yakın, aklımızın rahat anlayacağı şekilde aklın önüne koyabiliyoruz Hazretleri. Neyle? O misallerle. Buradaki rehberi ne oluyor? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim manevi tefsiri Risale-i Nur, manevi tefsiri. Bu manada da Kur'an'daki temsillerden ilham alarak Üstad Hazretleri birçok hakikatleri, misalleri izah etmiş de birisi şu anda aklıma gelen altın söz mesela. Ne harika bir ders yani. Ne kadar büyük hakikatler bir misalle anlatılmış orada. Pekala. Evet, teşekkür ederiz. Evet, dersimiz burada sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat.